Arkadaşlar merhaba herkese. İyi çalışmalar. Ben Murat Yücedağ. YouTube'daki kanalımızda yeni bir eğitim serisine daha başlıyoruz. Tarihler 14 Ağustos 2017. Birkaç şey söyleyeceğim, ondan sonra derse başlayacağız. Bilgi güvenliği serimizin ilk dersi olacak bu ders, bilgi güvenliğinde. YouTube'da bu konuda Türkçe kaynak az olduğu için ve hatta çok çok az, neredeyse yok diyebileceğim kadar az seviyede olduğu için böyle bir kaynak oluşturma gereği duydum. Bilgi güvenliği üzerine, işte bilgi güvenliği nedir, neden önemlidir, e-ticaret sistemlerinde, yazılım projelerinde, yapılan projelerde, bilgisayar programlarında veya günlük hayatta, bankacılık işlemlerinde gibi konularda bilgi güvenliği neden önemli, toplumda bilgi güvenliğinin yeri nerede olmalı gibi başlıklara değineceğim. En azından bu konuya merakı olan arkadaşların bir nebze merakı giderilmiş olur. Ayrıca bilgi olması amacıyla da size çok şey katacağını düşündüğüm bir seri olacak. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliği temel amacı işte elektronik veya diğer ortamlarda bulunan her türlü bilginin, sonra burada 3 temel madde var. Bu her türlü bilginin 3 temel maddesini sürekli korumak zorunda. Birincisi gizlilik, ikincisi bütünlük, üçüncüsü kullanılabilirlik. Bakın, olabildiğince somut örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi gizlilik nedir biliyor musunuz? Neredeyse bu videoyu izleyen herkes bir şekilde ya kredi kartı kullanıyordur ya da normal maaş kartı kullanıyordur. Kendi maaş kartınızın ya da kredi kartınızın şifresinin bir başkasında olmaması gizliliği sağlar. Bütünlük nedir? Bütünlük bu bilgilerin değiştirilememesi diyebilir miyiz? Bence deriz. Bu bilgilerin bir başkası tarafından değiştirilememesi. Kullanılabilirlik de bu sizin istediğiniz doğrultuda işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmeniz. Bakın, ilerleyen kısımlarda açacağız bu başlıkları. Şimdi bunların İngilizcesi işte confidentiality, integrity ve availability diyebiliriz de burada available, o bir de şey vardı değil mi? Kullanılabilir, erişilebilirlik vardı. Aynen, erişilebilirlik available kelimesinden geliyordu sanırım. Şimdi burada kelimelerin, İngilizce kelimelerin ilk harfi CI ve AE oluşturuyor. Hani bizim bildiğimiz bu güvenlikten sorumlu CIA var ya, ama o değil. O CIA'nın açılımı Central Intelligence Agency şeklinde, işte Merkezi İstihbarat Teşkilatı. Ama burada da gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik bilgi güvenliğinin 3 temel unsurunu oluşturuyor. Şimdi neden bilgi güvenliği önemli? Şundan dolayı önemli. 2017 yılının Ağustos ayındayız ve herkes iyi ya da kötü bir şekilde e-ticaret sistemlerini kullanıyor, değil mi? Yani bugün e-ticaret sistemleri neredeyse alışveriş merkezlerinin yerini alacak noktaya doğru gidiyor. Bakın, bu söylediğimi bir düşünün ve düşündükten sonra da çevrenizde bunu tartışabileceğiniz birileriyle bu konuyu bir tartışın bakalım. Onlar ne diyorlar? Yani evlerin alışveriş merkezlerinin yakınlarına yapıldığı ya da alışveriş merkezlerinin evlerin, artık hani alışveriş merkezleri önceden şehir dışlarına yapılıyordu. Şimdi ya iki ihtimal var burada. Ya alışveriş merkezleri evlere yakın yerlere yapılıyor ya da evler alışveriş merkezlerine yakın yerlere yapılıyor. Bu kadar ciddi bir tüketim toplumunda insanlar alışveriş merkezlerini kullanmak yerine ya da dışarıda gidip herhangi bir yerden, herhangi bir mağazadan istediği ürünü alıp işte bu ürünü tedarik etmek yerine neyi kullanıyorlar artık? En basit market işlemlerinde bile sanal marketleri kullanıyorlar. Mesela işte Migros'un sanal marketi var. Yanılmıyorsam Carrefour'un da vardı. Yani bunlar Türkiye'de aklıma gelen iki büyük marketin sanal uygulamaları. Ondan sonra hani şeyleri falan zaten saymıyorum. İşte kıyafetler, elektronik malzemeler, bilgisayarlar, bunları zaten saymıyorum. Onlar zaten büyük siteler, büyük alışveriş siteleri, gitti gidiyor hepsi burada sahibinden gibi büyük sitelerde zaten onlar ayrıyeten satılıyor. Hani onlar zaten hep satılıyordu, ama bilgi güvenliğinin önemli, şöyle vurgulamak istiyorum daha doğrusu. Biraz daha toparlayayım cümlelerimi. İnsanlar her şeye çok kolay bir şekilde ulaşmak istiyor bugün. 2017 yılının Ağustos ayında. Yani hemen bir tıkla yemek gelsin, bir tıkla marketteki o alacağı şeyler kapısına gelsin, bir tıkla kıyafet gelsin, bir tıkla elektronik malzemeler gelsin. İnsanlar
tüketecekleri şeylere bu kadar kolay erişmek istedikleri noktada alışverişlerini yaparken kullanmış oldukları kredi kartları olsun, maaş kartları olsun veya kapıda ödeme, o kapıda ödemelerdeki işte kullanılan POS cihazları vesaire, bunların tamamının bilgilerinin, yani müşterilerin, hem müşterilerin hem de satıcıların bilgileri korunmak zorunda. Çünkü felsefik bir söz vardı. İnsan insanın kurdudur şeklinde. Yani iyi niyet inanılmaz bir şekilde suistimal ediliyor. Bu yüzden bilgi güvenliği çok önemli. Yani sizin kart bilgileriniz bir başkasının eline geçtiği an o kart bilgilerinizi kullanarak işte kendi hesabına para aktarabilir, oradan alışveriş yapabilir. Mesela 3D Secure işlemleri var ya, bazen alışverişlerinizde bazen ne bileyim de aslında bazı alışverişlerde 3D Secure istemiyor. Hani direkt atıyorum 50 liralık 60 liralık bir alışveriş yapıyorsunuz. 3D Security kullanmadan, yani o telefonunuza gelen onay koduna gerek kalmadan alışveriş sağlanabiliyor. Mesela adam eline geçirdiği zaman kredi kartını, bakın, herhangi bir şeye gerek kalmadan, hani hiç sizin şifrenize falan bilmesine gerek yok. Sadece elinde kart olduğu zaman dahi kart üstündeki işte kart numarasını, kartın sahibini, ondan sonra arka tarafta bulunan 3 karakterli CVC kodunu ve kartın son kullanma tarihini girdiği zaman direkt alışveriş yapabilir. Örneğin ne yapabilir? Hani bir kıyafet, elektronik malzeme almaz da gider internet üstünden ne alır mesela? Diyelim ki kuyumcu maddeler, örneğin işte altın alır. Ondan sonra altın kendisine geldiği zaman gidip onu bozdurup maddi şeye dönüştürebilir. Hocam, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek olmuyor gibi mi diyebilirsiniz bu? Ama 3D Secure kullanmak çok önemli. Hani ben hala bu konuda ciddi bir açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı siteler hiç kullanmıyor bunu. Bazı sitelerde de küçük çaplı alışverişlerde ihtiyaç mı duyulmuyor artık bilmiyorum, ama bence 1 liralık bir alışverişte bile onay kodu kullanılmalı. Çünkü bu çok büyük bir zafiyet. Çünkü son bir şey daha söyleyeceğim bununla ilgili. Biraz uzattım ama internet ortamında yapmış olduğunuz işlem %99 güvenli olsun, %1 güvensiz olsun, tamam, o %1 güvensizlik yaptığınız işlemi %100 güvensiz hale getirir. Yani %1 açık, %100 açıktır. Nerede zafiyet var? Nerede zafiyet var? Müşterilerin bilgilerini tutan sistemlerde zafiyet olabilir. Yani zafiyet, zayıflık. Ondan sonra işte bu bahsettiğim zayıflık, az önceki zayıflık, bazı işlemlerde 3D yani telefona gelen onay kodunun kullanılmaması, ondan sonra kart bilgilerinin bir başkasının eline geçme ihtimalinin çok yüksek olması, bu sistemleri kullanan programcıların veri tabanlarına erişip müşterilerin kart bilgileri üstünde işlem yapıp işte oradan bunu kötüye kullanması şeklinde zafiyetler olduğu söylenebilir. Bilgi güvenliği temel unsurları ile ilgili şöyle bir şema var. İşte burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane madde var. Güvenilirlik, inkar edememe, işte kimlik sınaması, yetkilendirme, kayıt tutma, gizlilik, veri bütünlüğü, süreklilik şeklinde, ama bunlardan 3 tanesi çok önemli. Onlar gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik. Zaten biz bunu nerede söyledik? Burada. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ya da kullanılabilirlik şeklinde. Bilgi güvenliğinin 3 temel unsurudur bunlar. Bakın, yarın öbür gün bir yerde karşınıza çıkarsa hem genel kültür bilgisi olarak hem de normal bir bilgi olarak zihninizin bir kenarında dursun. Bilgi güvenliğinin 3 temel unsuru var. Birincisi gizlilik, ikincisi bütünlük, üçüncüsü de erişilebilirlik ya da kullanılabilirlik. Bilgi güvenliğinden kimler sorumlu? Bunu da aslında biraz önceki başlık içerisinde söyledik. Bilgi güvenliğinden herkes sorumlu. Kart sahibi olarak biz, kartımızın güvenliğini sağlamakla yükümlü olan banka, bu bilgilerin veri tabanında tutuldu. E-ticaret sitesinin programcıları, o e-ticaret sitesinin sahibi, aradaki aracılar, yani herkes sorumlu. Ama insanoğluna, aslında her şeyin şeyi başında işte insanoğluna güvensizlik ve insanoğlunun bir şeyleri suistimal etme ve kötüye kullanmasından dolayı çıkan olumsuzluklar mevcut. İlk ders böyle.
Teorik slaytı işte günlük hayattan örnekler vermeye çalışarak alışveriş merkezleriyle, e-ticaret sistemleriyle, işte telefonunuza gelen kodlarla falan biraz daha böyle zihinlerde oturması için çabaladım ama inşallah ilk ders iyi olmuştur. Böyle birkaç ders geçsin hem ben de daha tecrübelenirim, bu yeni bir seri çünkü. Biraz benim için de bir şeyler oturmuş olur. Sizlerin de zihinlerinize kavramlar oturmuş olur. Az biraz zaman. İkinci derse bilgi güvenliğinin meslek dallarını inceleyeceğiz. O meslek dallarında neler yapılıyor, kimler nasıl çalışıyor şeklinde onları inceleyeceğiz. Sonra işlemler devam edecek. Uzun bir seri gibi duruyor şu anda. Bir 50 ders, 60 ders çıkar bu seriden. Çok güzel konular var. Keyifli bir seri. Bence sıkıcı kavramlar değil. Zaten biraz böyle genel kültüre yakın şeyler. Hani bugün az biraz bilgisayarla uğraşan veya daha önce internet üstünden alışveriş yapmış herhangi bir yolda yürüyen herhangi birini çevirsek, bunları sorsak çoğu kavramı bize kendince yorumlayacaktır. İlk dersin geri dönüşünü bekliyorum yorum olarak. Hemen eksiklerimizi kapatalım. Eğer eksikler varsa onları söyleyin. Onları kapatalım. İkinci, üçüncü derste, yani ilerleyen derslerde daha yalın ve daha eksiksiz bir şekilde derslerimize devam edelim. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Kolay gelsin. Hoşça kalın.